Yani belki çok ama Zeri'ye bağımlı kalır. Yani rakibin kompozisyondaki hasarlar da yani öyle olağanüstü bir seviyede değil. Disengage'de yeteri kadar disengage ve dayanıklılık çok olacağı için o senaryoda. Ama onu tercih etmediler. Daha çok koridor aşamasında ittirme avantajı alacak. Aslında Nasr'ın oyununa biraz daha yakın ve yatkın olan tercihe yöneldi. Syndra geçtiğimiz sezon bir kere oynamıştı hatırlarsınız Bollu. Bu ikincisi olacak. Yani ben yan yana dayana Camille çok... Yani şöyle Camille muhtemelen ilerleyen aşamalarda bir tane Zeri'ye tehditimiz olsun diye almış olabilirler ama erken aşamalarda çok iyi partner değiller birbirlerine. Çünkü Diana çok iyi bir birebirci de ve çok iyi bir ganker değil. Ortalama olarak zaten üst koridora ne kadar önem gösterdiğini görüyoruz. Bakalım buraya odaklanacaklar mı ama Typhoon az önce sırasını kaybetmiş olmasına rağmen bir hamle yapmasının önünde bir engel değil. Arındır yok Grey Pass'ın söylediği gibi kule altından sersemletiliyor mu İlkan? Burada da Ark Message'e gitti. Kule menzilinden de çıkmayı başardı. Flash'i de düşecek. Ya minyonlar o kadar fazla hasar vurdu ki Flash'in de kaçma şansı olmadı. Küreyle beraber Bollu buraya geliyor. Kule altı istiyorlar. Onlar da kule altı cevabı vermeye çalışacaklar. Yalnız minyon dalgaları o kadar hızlı eridi ki bu kule altı artık güvenli bir kule altı olmayacak. Tanklamaları gerekecek erkenden girerek ve yani yetenekler de birazcık erken kullanıldı. PBD ile Skord burada bir 2'ye 2'ye dönüştü konu. Nişancı ve destekler katkı alamıyorlar ama ona rağmen acaba Bollu Kire 2 skor çıkartabilecekler mi? Evet ilk skor geldi, ikinci de öyle. Hem de onu kule menziline yolluyor. Hatta yollarken böyle şey de atmış. Vücut darbesiyle bir göğsünü yumuşatmış bir yandan da. Typhoon buraya geldik. Grey Pass'ın bu sefer hem arındır hem sıçrası var ve geriye doğru sıçratarak kurtuldu oradan. Şimdi Flash'ı kule altında hasar yiyor. PBD yalnız çok güzel yine. Yani o kadar güzel tanklıyorlar ki kuleleri. Evet. Dark Passage taraftarları böyle ligin ilk haftalarındaki hissiyatlarını yeniden böyle damarlarında gezerken hissediyor olabilir. Çok da ilginç bir nokta var. Burada Grey Pass'a bir kule altı denemesi daha gelecek. Ondan sonra aktaralım o noktayı. Ulti de geldi Leona'dan ama arındır. Captain Jack orada Diana'nın ayışlı saldırısından da kurtuldu ama Skord ultisini saklamayı başardı bu ana kadar ve telafi etmeye çalışıyor Nasr tarafı. Ama altında ufak da olsa bir fark var. PBD'den sıçra oyunu geldi ama Grey Pass oradaki zeminden çok rahatlıkla geçiyor. Burada PBD'nin sıçrası kullanmış oldu. Evet gelecekler. Önemli sihirdar birileri bekleme süresinde özellikle Skort'un sıçrasının gelmesine 10-15 saniye var. PBD bu arada balkon bölgesine doğru kaçtı. Kendisini feda ediyor olabilir. Arka tarafta Flash ultisini Skort üzerinde kullanıyor ama Skort'un buradan çıkma şansı yok. Zayıflara acıma ile beraber Bolulu. Bir şekilde orada duvardan kayıp kurtulmayı başar. Leon ultisini aldılar. Az önceki pozisyonda da hatırlarsak. Of, bu arada Ruin kancı atışını vücut darbeledi değil mi? Doğru gördüm ben. Skort az önceki pozisyonda kule tanklarken Luana sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Eğer çünkü ooo işte bundan bahsediyordum. Peki ya, devam. Güzel bir eksik ultimatomu geldi. O otomatik saldırıyor. O yeteneği engelledi Luana. Luana'dan harika oyun. Uzak bir başlangıç yaptığında sonra toparlaması evet. Kolay bir şampiyon değil. Üst koridorda bu arada bir kez daha Ruin vücut darbesini kaçırdı. Luana bire bire devam ediyor. Kire'ye gelecek. Patlayan fıçı muhteşem geldi. Hexek ultimatomu yaz. Luana'yı bir kez daha mı kurtaracak? Fıçı da geliyor. Hayır. Kire'yi burada skoru çıkartıyor. Yani şöyle DP geliyor bir yerden bir şey alıyor. Sonra Nasr hiç böyle intikam almadan bırakmıyor. Geliyor onlar da alıyor. Şimdi yalnız alt koridorda bakalım ne oldu. Bir kule altı denemesi daha. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Tekrar görüntü değil bu. Grey Pass burada arkaya sıçrattı ama hayır. Kurtulma şansı yok. Şimdi ışınlanla buraya gelen Ruin. En azından Typhoon skorunu alacak. Devamı olur mu acaba? Ruin'in patlayan fıçısı kullanma süresinde değil. Az önce kullanmıştı üst koridor kule altında ama vücut darbesi gelebilir. Sıçrası da yok. Flash'ı. Çıpayı tutturdu PBD ama Flash'ı şimdi tehlikeli bir noktada kalmış olacak. Ruin vücut darbesini Skort'a mı atar, PBD'ye mi atar? Şifa da geliyor Skort'tan ve buradan başka bir skor sesi çıkmadı. Hatta Ruin'de ciddi bir hasar oluyor ama DP'ni kanıtlayacak o kadar çok şey var ki. Yani mevsim hayallerinizi aslında yerle bir eden maçın müsebbibi ve aynı zamanda sizi zayıf görerek seçen takımla oynuyorsunuz. Dolayısıyla bu ekstra bir hırs katıyordur. Flash'i zaten bu hırstan bol bol nasibini aldı. Bu maçta alt koridor 6 kez düştü toplamda Jönü. Bu da rejinin bize susun artık deme şekli. Bilmem farkında mısın? Bak altın farkı konuş bununla ilgili. Hayır biz boş yapacağız. Bu arada tablo aslında çok ilginç bir tablo. Maçın ne kadar yakın gittiğini de gösteren tablo. Şimdi almamanız gereken riskler almanızla sonuçlanıyor. Şimdi bulmaya başlar. Luana artı Orianna kombosu burada bir çözüm olabilir. Tüylerle beraber bir kişi bir anda arıdan çıkarabilirler. Yani Typhoon'u ama içeri sokmayacak ki Ruin. Fıçı da geldi. Typhoon girmeye çalışıyor ama girmeye çalıştığı anda yalnız güzel bir Zonya geldi orada. Arka tarafta kullanılan derin darbede pek bir sonuç getirmedi ama Kire'yi almayı başardı Typhoon. Son anda içeri girdi o ejder için ama son vuruşu yapamıyor. PBD bu arada arkada iki kişiyi birden sersemletti. Grey Pass dışarı çıktı, içeri girdi. Sonuçta kurtuluşu yok. Katliama doğru mu gidiyoruz? Ruin belki kaçacak ama düzeltiyorum. Flash'i belki kaçacak ama 4-4 geldi Skort'tan ve Baron Vadide. Enteresan bir etkileşim de oldu. İlk önce ulti geldi. Ultinin köşesinde kaldığı için duvara sıkıştı. Sonra içeri geri girdiğinde Luana arkaya zıpladı hopladı ama günün sonunda DP burada. Luana şimdi geri gidiyor. Üstünden ışınlan kullanarak senin o gösterdiğin toteme gidebilir.
O totemin süresi tabii ve geliyor şimdi. Kamil yaklaşacak oraya. Kirey içeri Bolulu girdi. Tehlikeli. Bolulu çok kötü noktada kaldı. Luan'a gelecek. Bolulu'yu alabilir. Yalnız bütün bunlar olurken de arkada Umut'u düşürmeyi başarmışlar. Yalnız Luan'a geldi sonunda. Etki yaratmaya başladı. Ruin yalnız başına 1'e 5 pozisyonda. Sıçra artı vücut darbesi. Kurtuluş yok. Typhoon yapıştı orada Ruin'e. Öte yandan Luan'a da geliyor oyunun erken dönemlerinde. Birebir de bir sürü kapıştığını görmüştük bu ikilinin ve Dark Passage. İlk karşılaşmada galibiyete doğru gidiyor Johnny. Gerçekten bütün ihtimallerin, bütün tahminlerin aksine Dark Passage ilk darbeyi vuran boksör oldu burada. Ve de yani ne yumruk vurdular. Boks dediğim böyle olur zaten Regardır ve bakalım bitirebilecekler mi? Minyon dalgası bitti. İkinci minyon dalgası geliyor ve tutmayı başardılar orada. Grey Pass'le beraber Kire'yi. Daha gerçekten çok Kire'yi diyelim. Bu arada ben buradaki suçun tamamını analiz masasına atıyorum. Odalarından çıktılar, masalarına geçtiler, beni yemlediler. Yalnız boşa geçmemiş olabilirler çünkü Flash yakalandı. Kaçarlarken takip etmeye çalışırken Rocky Bean'in Scored diyor ki yok, bu oyun oyun değil Grey Pass diyor. Yaklaşma. Hareket yaparsan hareketin kralı gözüküyor. Bolulu bu arada arkada Scored'un tüy fırtınası da birazcık geç geldi yanlış görmediysem ama rakiplerin canı çok az ama Bolulu da yalnız başına. Ve Ejder az önce alınmamıştı. Almayı tercih etmemişlerdi. Bolu'nun bir kahramanlık yapması lazım. Ruin arkada bu arada Scored'u yakalayamadı. Sonunda Scored'u. Gitti Grey Pass'ta ama Grey Pass'ta düşüyor. Ejder'e bir patlayan fıçı denemesi başarısız. Ve DP Ejder'i sonunda almayı başardı. Yalnız Ruin kovalamaya devam edecek. Vücut darbesi piksellerle kaçıyor. Bolu ters taraftan bir zayıflara acıma gelecek ama onun da menzili yetmedi. Bu kadar gerideyseniz bu tip tuzaklar kurmanız lazım. Ama iki tarafta tuzak kurarken burada kim daha fazla sinirlerine hakim olacak, sabredecek o belirleyici oluyor. Orada güzel bir yemleme aslında Zeri'den. Hani biz burayı bilmiyoruz şeklinde. PBD! Ya ama hala alamadılar PBD'yi, hala hayatta. Luan arkada Bolu'yu yakaladı. Luan'a operasyonu başaracak mı? Evet, Bolu'yu düşürdü. Bir de şimdi Zonya'yı atıyor burada. Grey Pass'la yakalandı oyunda. Yamacın arkasına doğru gidecek ama Luan'a gelmeye devam ediyor. Grey Pass'ın hasarı hala çok limitli. Skorte ön saflarda bu arada. Tam bir tank gibi oynuyor Zaya'yı. Burada maçı bitirmeye gitmeyecekler belki ama Baron için inanılmaz iyi bir fırsat var ellerinde. Rakibin ormancısı yok şu anda. Aynen öyle. Ormancı artı orta koridorları yok. Ve nişancılar hala oldukça geride burada. Ya PBD dedik. PBD içeri girmeyi başardı orada. Kitle kontrolünden sakınmayı başarırsa hasarı yeterli şu an. Burada Bolulu ile Ruin Luana'ya doğru gidiyor. Luana'nın buradan kaçması mümkün olur mu bakacağız. Burada hep buzda güzel geldi ve Luana düşmeden önce Shinjai'yi alabilecek mi? Hayır. Ama bütün bunlar olurken de alt koridordan inhibitörlerini kaybettiler. Maçı bitiremeyecek gibi gözüküyor bu noktada DP ve Luana yok. Tabii Ejder Savaşı'na gelecek. Önemli olan da o. Işın'dan da gelecek. Ve yani görüşü temizlemek için şimdi o ormana girmeleri lazım. Nasır tarafında ama o ormana girmek tavsiye edilmiyor uzmanlar tarafından. Flash'ın başı dertte. Yani dişe diş kalakan bir mücadele oluyor. Skor aldıktan sonra hemen karşı skorlar geliyor ama DP 21 kez yaptı bu skor alma işini bu maçta. Ve 6. sırada bitirmişlerdi. Nasri Sports onları seçmişti, onları belirlemişti biz bunları yeneriz diye ama ilk maçta hiç bekledikleri gibi bir senaryoyla karşılaşmadılar. Dark Passage ilk haftalardaki performansından kesitler sunar halde şu anda. Gayet iyi kesitler bunlar. Bitirmek istiyorlar ama yine de riskli Regarnur. Ya 33. dakikadayız bu arada. Yani Baron güçlendirmesiyle beraber Kule'ye bayağı bir hasar veriyor olmaları lazım. Bu sefer bu maç bitecek. Nexus'a döndüler. Flash yeniden hayata döndü ama mevsim finallerinde, çeyrek finalin ilk serisinde Dark Passage. Ben sevindim açıkçası. Ben sevinmedim. Neden? Çünkü tahminimi 3-0 diye yapmıştım.